Putin işgali, yani Rusya Ukrayna'nın tamamını almak istiyor ama almak için harekete geçecek mi sizce? Rusya'nın böyle komple bir işgal planı ya da Putin'in böyle bir öngörüsü yok. Putin'in ana stratejisi Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi ve Batı'ya yaklaşmaması. Ana stratejisi bu. Ve sizin de Kiev'den yaptığımız yayında söylediğim üzere Donbas üzerinden bir etki oluşturacak ve bu beklenen etkiyi Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlık ilanlarını tanıyarak ve Türkiye'de atlanan bir şey var. Gece saatlerinde de barış gücü adı altında bu bölgeye asker sokarak attı. Yani sadece tanımadı, hemen hızlı bir şekilde Donetsk ve Luhansk yönetimleriyle bir anlaşma yaptı. Güvenlik anlaşması. Ve bu anlaşmaya dayanarak da Rusya Federasyonu ordusu tanklar ve askeri personel araçlarıyla Donetsk'e Luhansk'a girdi. Artık bundan sonra tablo ve Ukrayna krizi yeni bir evreye girdi. Kırım'a Rus askerinin girmesinden sonra 2014'te fiili olarak Donetsk'e Luhansk'a da Rus askeri girmiş oldu barış gücü altında. Artık Ukrayna krizini biz farklı bir başlıklarla konuşmaya başlayacağız. Türkiye'de de toprak bütünlüğü çok önemli. Türkiye'nin açıklaması üzerinden. Ama fiili olarak Rusya asker soktuğu için Kırım ve Donetsk ve Luhansk üzerinde söylüyorum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü fiili olarak bozulmuş durumda. Cem Bey, biz Zelenski'nin açıklamasını takip ettik. Çok önemliydi. Güvenlik ve Savunma Konseyi olağanüstü toplandı. Gecenin sabahın dördüne kadar sürdü. Zelenski askeri bir operasyon sinyalini vermedi. Yani Ukrayna ordusu Donetsk ve Luhansk'ı kurtarmak için oranın bağımsızlıklarını tanımadıklarını söylemesine rağmen bir harekat sinyali vermedi. Zelenski de diplomasi dedi. Birleşmiş Milletler'deki Ukrayna temsilcisinin açıklamasını dinledik. Onlar da diplomasiden, yani hızlı bir şekilde bu durumun sonlandırılması ve Batı'nın yaptırımlarının bir an önce Rusya'ya uygulanması da söyledi. Ama alanda fiili durum devam ediyor. Konuştuğumuz dakikalarda Rusya askeri Donetsk ve Luhansk'a girdi. Girdi ve sıcak hatta da bu ateşkes hattında da İki taraf artık Ukrayna ordusu ve Rusya ordusu karşı karşıya gelmiş durumda. İleriki saatlerde eğer diplomasi ya da Rusya'ya, Putin'e geri adım attıracak bir açıklama olmazsa size de o bölgeden yayın yaptığımda söyledim. Donbas'ta bu iki taraf arasında sıcak çatışmalar olabilir. Bu risk hala duruyor.